Maç başından sonuna kadar oyun üstünlüğü tamamen bizdeydi. Rakip kendi cezalarımıza hiç sokmadık. Bir tane uzaktan şutları var. Bir de penaltıları vardı rakibin. Ama buna rağmen iyi mücadele ettiler. Dirençli bir takım Ankara Gücü. Sonuçta biz son 25 günde 6. maçımızda oynadık bu akşam. Bu kolay bir şey değil. Ama buna rağmen ilk yarı ve ikinci yarının başlarında hemen çok yüksek performansla oyuna başladık. Bu yüksek tempoyla en az 5-6 tane %100 net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. Bu golleri atamadık. Sonuçta biz bu akşam 3 puan almak için kendi evimize sahaya çıkmıştık. 3 puanı aldık. Güzel oyun, güzel mücadeleyle kapattık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Yani oyun sistemi her dakika her an değişmez ki. Yani böyle bir şey yok ki oyun sistemi. Akan oyunda zaten biz rakibe göre hamle yapıyoruz. Oyuncu değiştiriyoruz. Ama oyun sistemi siz bir belirlersiniz sezon başı. Bir oyun kültürü yaratırsınız. Bu oyun kültürünü devam ettirirsiniz. Bu dünyanın her yerinde her takım için geçerlidir. Yani oyuncular üzerinden değişiklik olabilir mi? Olabilir. Elimizdeki oyuncuları da en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Dzeko tamam 2-3 haftadır baktığınız zaman belki duran gözüküyor ama çok akıllı, çok duracağı yeri bilen, savunmaya yardım eden, takım savunması için takım bütünlüğüne çok katkıda bulunuyor. Çok güzel bağlantılar yapıyor. Mişi de girdiği zaman baktığınız zaman güzel işler yapıyor. Goller atıyor, takım için mücadele ediyor. Şu an orada çok fazla bir problem olduğunu sanmıyorum. Tabii ki bu dediğiniz doğru olabilir. Sonuçta yani 3 günde 4 günde maç oynuyoruz. Özellikle de bazı oyuncular artık SOS vermeye başladı. Yani bir fırsat bulsak da onları dinlendirebilsek diye bekliyoruz, ara kolluyoruz. Bu ara bize iyi geleceğini düşünüyorum. Onun için oyuncuların bu konuda tebrik ediyorum. Çok fazla bazı oyunculara özellikle yük bindi ve çok yüksek tempoyla da oynadıkları için bunu bir türlü şey yapamıyoruz. Takım içerisinde bazı oyuncuları dinlendirerek o değişikliği, rotasyonu yapamıyoruz. Ama dediğim gibi bu kadar gol pozisyonuna giriyoruz, üretiyoruz, hala oynuyoruz, hala savaşıyoruz, oyundan düşmüyoruz. Bu en güzel tarafı bizim takımımız için. Şampiyonluk yolunda bazen 5-0 kazanmak, bazen 1-0, 2-1 kazanmak çok çok önemlidir. Tabii ki 3 farklı, 4 farklı kazanmayı isteriz. Ama bu yolda biz o hamleleri yapıyoruz. O reaksiyonu gösteriyoruz. O pozisyonları üretebiliyoruz. Bu bizim için önemli. Sonuçta Samsun maçında 1-0, tamam 2-3-4'ü bulabiliriz. Bulamadık ama 1-0 bitirebilmekti bizim maçı. O akşam önemli olan. Onu bitiremedik. Ama bu akşam bitirdik. 2-1 kazandık ve 3 puan aldık. Bu bizim için önemli. Şimdi şu an içeride Mario geldi. Bana bazı şeyler anlattı, rapor verdi. Bazı oyuncuların gitmesi, kalmasıyla ilgili daha herhangi kesinleşmiş bir şey yok. Bu akşam 2 tane, 3 tane net kafa vuruşumuz var. Net yan toptan, kornerden. Sadece gol olmadı. Duran toptan biz bu sezon 13 tane gol attık. Biliyor musunuz? 13 tane attık biz. 7'si korner, 3 taç organizasyonu, 2 yan top, 1 frikikten. Yerli bir santraforla ilgili arayışımız sürüyor. Birkaç aday var. Bununla ilgili şu an kulüp tarafı görüşmeleri sürdürüyor. Yediğimiz golde de Livakovic kendine maçtan sonra geldi, özür diledi. Yani burada çıkması kalede kalsa daha iyi olabilir bizim için. Ama o oldu. O anda o kararı verdi. Oldu. Futbolda bunlar var. Sonuçta biz bu akşam kazandık. Onun için yolumuza devam ediyoruz. Bu zor bir iş. Kolay değil. Her futbolcu oynamak istiyor. Hepsi kariyerli, iyi oyuncular. Bu oyuncularla samimi olmanız gerekiyor. Biz de samimi bir şekilde onlarla konuşuyoruz. Maç maç, rakibe göre birini dinlendiriyoruz, birini oynatıyoruz. Bu şekilde kendini ikna ediyoruz. İkna ederek bir birlikte orta yol buluyoruz. Ve bu şekilde maçlara da takım ve oyuncularımı hazırlıyorum. Dinlendirdim bu maç. Dinlenmeye ihtiyacı vardı. Son 2-3 haftadır hasta hasta oynuyordu. Bu maç tamamen kendisini dinlendirdi. Şimdi burada taraftarlarımız takımdan ve oyuncularımızdan gol bekliyor. Bunun için de yani bir önce şut atsınlar da bir gol görelim diye herhalde öyle bir beklenti içerisinde onların kendi tarafından bu bakış açısı doğru olabilir. Ama tabii ki biz şampiyonluğa oynuyoruz. Şampiyonluk yolunda çok önemli burada bir stratejiler var. Herkesin görevi var. Her pozisyonda, her maçta, her atağa kalkıp her an gol atacağız diye bir şey olamaz. Bazen ya oyunu yavaşlatmanız gerekebilir, bazen hızlandırmanız gerekebilir, bazen skoru bile korumanız gerekebilir. Sonuçta biz şampiyonluğa oynuyoruz. Tabii ki taraftarlarımız haklıdır. Onların beklentileri takımımızdan ve oyuncularımızdan çok yüksek.
yüksek olduğu için de her ayağına alan vursun, gol atsın, biz de gol görelim diye. Ondan dolayı herhalde böyle bir şey yapıyorlar maçlarda. Evet, Avrupa'da şu anda en çok gol atan takım Fenerbahçe'miş. Ben de öyle, içeride arkadaşlar istatistiklere baktılar. İkinci sırada Liverpool, Bayer Leverkusen 84-85 gol, Real Madrid 75. Biz şu an Avrupa'da en çok gol atan birinci takım Fenerbahçe olmuş. Ben de şimdi içeride bilmiyordum. Hatırlattığınız için teşekkür ederim. Bunlar güzel bir şey ama önemli olan bizim şampiyon olmamız. İnşallah sezon sonunda bu güzel istatistikleri şampiyonlukla, kupalarla taçlandırırız ve taraftarlarımızı ve camiamızı mutlu ederiz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.